Arkadaşlar merhaba. Bugün kutu cisimlerle ilgili biraz örnek çözeceğiz. Sorular limit kitabınızdan. Limit kitabının ilk testi. İlk testte hepsi yanlış görmediysem hepsi küptü. Şimdi bir bakalım neler yapacağız. Önce birinci soruyla başlayalım. Bir ayrıtın uzunluğu 2 kök 2 olan küpün yüzey alanı nedir? Şimdi küpün arkadaşlar 6 tane yüzeyi var. 6 yüzeyde eş kareler. Doğru mu? O zaman 6 tane a kare benim için küpün toplam yüzey alanı 6 çarpı 2 kök 2'nin karesi 8 olduğuna göre 48 birim kare benden istenen yanıttır. Yanıtımız Denizli seçeneği olacak. Geldim ikinci soruya. Uzayda verilen bir küp ile ilgili olarak toplam 12 ayrıtı var. Arkadaşlar 4 tane yukarıda var. 4 tane aşağıda var, 8. Bunları birbirine bağlayan da 4 tane var. Toplam 12 tane ayrıtı vardır. Birinci öncül doğru. Birbirine paralel olan 3 çift yüzey vardır. Evet, 6 tane küp zar gibi düşünün. Karşılıklıları birbirine paralel 3 çift yüzey vardır. Doğru. Toplam 8 tane köşesi vardır. 4 yukarıda, 4 aşağıda. Toplam gerçekten 8 köşesi vardır. Yanıtımız Edirne'dir arkadaşlar. Devam ettik. Bir ayrıtın A santimetre olan bir küpün yüzey köşegenlerinden birinin uzunluğu B santimetredir. Yani küpün ayrıtı hemen hatırlayalım şunu. Küp ayrıtı AA yüzey köşegeni şurası A kök 2 yüzey cisim köşegeni burası bakın şurada Pisagor var A kök 2 A kök 3 cisim. Neyse. A çarpı B 9 kök 2'ymiş. Yani A çarpı A kök 2 eşittir 9 kök 2. Bu durumda kök 2'ler gitti. A kare 9, A 3. Yani bir ayrıtımız 3'müş. Küpün hacmi de A küpten hacim A küp 27 santimetre küp. Devam edelim arkadaşlar. Cisim köşegenin uzunluğu 2 kök 6 olan bir küpün içinde alınan herhangi bir noktanın tüm yüzeyleri uzaklıkları toplamı kaç santim? Bakın. Yine bir tane küp çizelim. Daha derli toplu çizeyim. Şöyle. Arka tarafta görünmeyen yüzeylerdeki. Şimdi küpün içi cisim köşegeninin uzunluğu 2 kök 6. O zaman arkadaşlar A kök 3 2 kök 6 olsun diye A dediğim arkadaş yani bir ayrıtımız 2 kök 2'dir. İçinde alınan herhangi bir noktanın tüm yüzeylere uzaklıkları toplamı. Şimdi rengi değiştireyim. İçinde böyle yeşille bir nokta alayım şurada. Bunun alttaki yüzeye uzaklığıyla dik uzaklık. Üstteki yüzeye uzaklığı bir ayrıt kadardır. Sağdaki yüzey uzaklığıyla soldaki yüzey uzaklığı bir ayrıt kadar. Arkadaki yüzey uzaklığıyla bana bakan yüzey uzaklığı bir ayrıt kadar. Yani bana sorduğu şey 3 tane ayrıt. 3 ayrıt ne? 3 çarpı 2 kök 2'den yanıtım 6 kök 2'dir. Cevabım Ankara seçeneği. Devam ettim. Beşinci soru. Hacmi sayısal olarak alanının 2 katına eşit. Adetbendir. A küp eşittir. 6 a karenin 2 katına eşittir. Bu durumda a kareyle a küpü sadeleştirirsem a eşittir. 12 birim. Küpün bir ayrıtı 12 birim. En uzak iki köşesi arasındaki uzaklık. En uzak iki köşe arasındaki uzaklığın adı Türkçe meali cisim köşegeni arkadaşlar. 12'nin kök 3 katı cisim köşegeni a kök 3. 12 kök yanıt oldu. Geldim 6. soruya. Bir küpün cisim köşegenin uzunluğunu, yüzey köşegenin uzunluğunu oranı nedir? Cisim köşegeni a kök 3'tü. Yüzey köşegeni a kök 2'ydi. Kök 3 bölü kök 2. Adetten biz paydayı rasyonel yaparız. Hep kök 2 ile genişletirsem kök 6 bölü 2 benden istenen yanıt olur ve cevap Adana. Devam ettim. Bir küpün karşılıklı iki yüzünün alanları toplamı 8x kare. Yani
Bu kübün ayrıtına a dersen bir alan a kare. Karşılıklı iki yüzün alanları toplamı yani 2 a kare eşittir 8x kareymiş. 4 a kare eşittir 4x kare her iki tarafın karekökünü alırsam a eşittir 2x. Yani bir ayrıt 2x'miş. Benden hacmini istiyor. Hacim a'nın yani 2x'in kübü 8x küp cevabı. Devam edelim. Bir küpün tüm ayrıtları aynı miktarda arttırılarak yüzey alanının 36 katına çıkması sağlanıyor. Arkadaşlar bütün küpler birbirine benzerdir. Aynı miktarda arttırılarak 36 yani ilk alan bir S birinci durum. İkinci durum 36 S. Benzerlik oranının karesi alanlar oranıydı. 1 bölü 36. Demek ki benzerlik oranı 1 bölü 6'dır. 6'dır. Şimdi oluşan yeni kübün hacmi başlangıçtaki kübün hacminin kaç katıdır? 1'e 6 oranında 5 kat arttırmışsın. Yani 6 katına çıkarmışsın. 1 iken 6 yapmışsın ayrıca. O zaman hacim 1 iken hacim 6'nın küpü 216 olacak. 216 katına çıkmış olacak cevabım. Devam ettim. Şekilde A, B, C, D, F, G küpün bir ayrıtı 4 birim olduğuna göre boyalı üçgenin alanı nedir? O kadar klasik bir soru ki bu ders anlatımında da çözmüştük. 4, 4. Burası 4 kök 2. Bu da 4 kök 2. 4 kök 2. Bakın ne oldu? Her biri yüzey köşegeni. Yüzey köşegenleri A, G, E üçgeni. Ne oldu arkadaşlar? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin alanı ne? Alan A kare. 4 kök 2'nin karesi. 3 4. 4'ün karesi 16. Çarpı kök 2'nin karesi 2. Çarpı kök 3 bölü 4. Sadeleştirmemi yaptım. Yanıtım 8 kök 3. Cevap. Devam ettim sıradaki soruyla. Şimdi arkadaşlar cisim köşegenin uzunluğu 4 kök 6 olan iki eş küp çekirdek gibi yan yana dizilmiştir. Aferin onlara. GBM üçgeninin alanı nedir? Cisim köşegen A kök 3, 4 kök 6'ymış. O zaman A dediğim arkadaş 4 kök 2. Şimdi bakın şu üçgenin alanından bahsediyor. Ben dikdörtgenler prizmasını da anlatırken size söylemiştim. Şunu çizelim hemen. Karşılıklı yüzey köşegenleriyle oluşan ve ayrıtlarla oluşan şey bir dikdörtgendir. Şu AKMG AKMG kesin ama kesin dikdörtgen. Nasıl bir dikdörtgen arkadaşlar? Şu uzunluk ne? İki tane ayrıt. Ayrıt A kök 4 kök 2 ise iki tane ayrıt. Burası A, burası K. Şöyle M. M. AK neymiş arkadaşlar? 8 kök 2. Gelelim şu uzunluğa. Ayrıt 4 kök 2. 4 kök 2. Kök 2 kat. Burası 8. Evet. Şimdi tam ortasında olmasının bir anlamı yok. Her durumda bunun yarısı olacak. Üçgen alanı dikdörtgen alanının yarısı. Alan GBM. Alan AKMG'nin yarısı. O da 8 çarpı 8 bölü 2'den. 32 kök 2 istediğin cevaptır. Deniz. Evet devam ediyorum. Son iki örnek. Yüzey alanı 96 olan. Yani ne anlatıyor bana? 6 a kare 96'ymış. A kare 16'ymış. A'sı 4'müş. Olan BTX nedir? 4 ise 2, 2. Şurası 4. Burası 4. Şimdi arkadaşlar şu BT'yi bir üçgen içinde göstermem lazım. BFT üçgenini çizeceğim. Bunu kırmızı ile çizelim de daha göze batsın. Şurayı çizelim. Bunu. Bir daha çizelim. Kesik kesiklerimiz. Şimdi arkadaşlar BF doğrusu taban düzlemine dik olduğu için oradaki her doğruya diktir. Yani FT doğrusuna diktir. Şurası dik.
Bu kare olduğuna göre burası dik. 2, 4, 2 kök 5. Şu arkadaş da 4'tü. Yani bakın şöyle bir üçgen oluştu. BF 4. Burası 2 kök 5. Burası dik. Bu da x. X kare eşittir 16 artı 20. 36. X eşittir 6 santimetre. Benden istenen yanıt olacak. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Devam ettim. Şimdi arkadaşlar yine benzer bir soru. Şekildeki küpte HK nedir? HK'yı soruyor. Şunu yine bir üçgen içinde göstermek için şunu çizdim. Ve şurayı çizdim. Bakın arkadaşlar. Burası şu indiği dikme ayağına T diyelim. TF uzaklığı KB ile aynı 2. Kübün bir ayrıtı 6 olduğuna göre buraya 4 kaldı. EH 6. Burası dik. 36 artı 16'dan şurası kök 52. Diğer yandan bir ayrıt 6. Bu doğru bu düzleme dikse içindeki herkese dik. HK. Yani soru yine bildiğiniz Pisagor'a dönüştü. 36 artı 52. X kare eşittir. 88 mi geldi? 88. 4 çarpı 22 diye 2 kök 22. Benden istenen cevap olup yanıtımız. Sonraki örneğimize geçelim. Şekilde 8 tane eş küpten oluşan cismin hacmi 64 birim küp olduğuna göre yüzey alanı kaç birim karedir? 8 tane eş küpten oluşuyor hacim. 64'ü 8'e böldüm. Bir tane küpün hacmi 8'miş. O zaman A küp 8 olsun diye A buradan 2 geldi. Buna itiraz yok herhalde. Şimdi arkadaşlar şaşırtıcı gelecek ama bu oluşan cismin yüzey alanıyla şu oluşan cismin yüzey alanı neredeyse aynı. Sadece şu iki fark var. Yani şöyle diyelim. Ben şunu bulayım. Burası ne? Bir kare prizma. Bir kenarımız 2 olduğuna göre 2, 2, 2, 6'ya 6. Toplam alanımı bir bulayım. Taban alanı 36. 2 çarpı 2 tane 36 var. Artı. Taban çevresi. Taban çevresi ne arkadaşlar? 6 çarpı 4'ten 24 çarpı yükseklik. Yüksekliğim de 2. 24 çarpı 2'den 48'i de yanılalım. Bu şurası tamamen olsaydı. Bakın öndeki yüzeye karşı arkadaki şu yüzeye gelmiş. Bunda bir sıkıntı yok. Şuradaki iki yüzeye gitmiş. Ama bu içteki iki yüzeye gelmiş. O zaman değişen bir şey olmadı. Yani ilk cismin alanıyla bu cismin alanı tamamen aynı aslına bakarsınız. Dolayısıyla 72 artı 48 120 birim kare benden istenen alan olacaktır. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Testin son sorusu. Hacmi 1000 santimetre küp. İyi. O zaman bir ayrıtı 10. Şekildeki küpte boyalı dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bu bir dikdörtgen değil miydi? Daha önce de söyledik. Şurası 10. Burası ne? 10 kök 2. Burası da 10. Karşılıklı yüzey köşegenleri. 10 çarpı 10 kök 2. 100 kök 2. Benden istenen cevap olacak. Cevabı. Evet arkadaşlar devam edelim. Biraz da dikdörtgenler prizması çözelim. Bu akşamlık bu kadar diyelim ondan sonra. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuza baktım dikdörtgenler prizmasında. Ne diyor? Cisim köşegen uzunluğu 13 olan bir dikdörtgenler prizmasının farklı uzunluktaki ayrıtlarından iki tanesi 4 ve 12 olduğuna göre hacmi kaç santimetre? Bakın. Şöyle hemen bir dikdörtgenler prizması çizeyim arkadaşlar. Çiziyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, şunları da yine görmediğimiz yüzeyleri kesik kesik çizelim. Sevgili arkadaşlar, burası A, burası B, burası C olsun. Yüzey köşegeni
dediğim arkadaş 3 tane farklı, 3 çift farklı yüzey köşegeni var. Onlardan bir tanesini çiziyorum. Benginle kırmızı ile çizeyim. Şöyle. Yüzey köşegenlerimizden bir tanesi şu. Bunun uzunluğu nedir arkadaşlar? Bildiğim Pisagor'dan kökiçinde kare artı b kare. Diğer yandan bir doğru bir düzleme dikse herkesi içindeki tüm doğruları dik. Ve cisim köşegenini de şöyle yeşille birleştireyim. Cisim köşegeni de şu. O zaman ben bu üçlü Pisagor'a bakarsam arkadaşlar diyeceğim ki cisim köşegenin uzunluğu a kare b kare c karedir. O zaman ne söylüyor bana? 13'ün karesi eşittir 4'ün karesi 12'nin karesi ve x kare. X de bilmediğim üçüncü ayrı. Ondan sonra hacmini soruyor. 4 çarpı 12 çarpı x dediğim arkadaş. X'i bir bulalım. Arkadaşlar 169 13'ün karesi 16 artı 144 artı x kare. Buradan 144 16 da 160 karşıya atarsam x kare eşittir 9, x eşittir 3. Dediğim şey 3 ise hacmimiz de 12 çarpı 3, 36 çarpı 4'ten 144 santimetre küp olacak. Cevabımız C. Devam edelim bakalım. İkinci örneğimiz dikdörtgenler prizması. Ayrıt uzunlukları 2, 4, 5 ile doğru olan orantılı. Doğru orantılıyı ben kendim söyledim arkadaşlar. Orantılı demesiyle doğru orantılı demesi tamamen aynı şey. Hacmi 320 ise. Şimdi diyorum ki bu 2, 4, 5 ile orantılıysa 2K, 4K ve 5K çarpımları 20, 40 K küp. 320. İlk tarafı sadeleştirdim. K küp eşittir 8. A eşittir 2. Yani benim ayrıtlarım 4, 8 ve 10'muş. Yüzey alanını soruyor. Yüzey alanı neydi arkadaşlar? 2 tane. 4 çarpı 8 artı 4 çarpı 10 artı 8 çarpı 10. Nedir bunlar? Şöyle düşünün dikdörtgenler prizmasını. A, B, C. A, B'den altta ve üstte olmak üzere 2 tane var. A, C'den bana bakan ve arkadaki yüz olmak üzere 2 tane var. B, C'den bana bu sağ taraftaki ve sol taraftaki olmak üzere 2 tane var. İkişer tane dikdörtgen alanları. Hemen hesaplayalım. 32, 40, 80, 120, 152. 2 ile de çarparsam 304 birim küp. Benim cevap olacak. Cevabım denizdir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Farklı üç ayrıtının uzunluğu ABC olan dikdörtgenler prizmasının alanı 96'ymış. Alan neydi? İki parantezinde A, B, A, C, B, C. 96. Sefer daha güzel. 96. O zaman arkadaşlar A, B, A, C, B, C 48 santimetre mi? 48 birim kare mi oldu? Evet. Buna göre prizmanın hacmi kaç birim küptür? Bakın şuradaki işlemi yapalım. Yapacak bir şey yok. Payda eşitliyorum. B, C ile A, C ile AB ile genişlettim. AB artı AC artı BC kesirimizin payı oldu. Bölü ABC eşittir 4 bölü 5'miş. Şu AB, BC, AC'yi ben 48 bulmuştum zaten. 4 ile sadeleştirdim. Şurası 12. ABC çarpımı 12 çarpı 5'ten 60 birim küp olarak karşımıza çıktı. Devam edelim. Hacmi 120 santimetre küp olan bir dikdörtgenler prizması. Yine kenarları ABC ile isimlendirirsem ABC eşittir 120. 300'ün alanları sırasıyla S1, S2, S3'müş. Yani şöyle diyebilirim. 1 bölü AB artı 1 bölü AC artı 1 bölü BC. 1 bölü 8. Olduğuna göre bu prizmanın farklı uzunluktaki 3 ayrıtının uzunlukları toplamı nedir? Yani ABC toplamını soruyor bize. Farklı uzunluk. İki ayrıtlar çok. Yine payda eşitliyorum. Bunu C ile, bunu B ile, bunu A ile genişlettim. Payımız A artı B artı C oldu. Ortak paydamız da ABC oldu. 1 bölü 8'miş. ABC'yi bana hacmini vererek vermişti. 120 santimetre küp. Buradan A artı B artı C toplamı 120 bölü 8'de
15 olarak çıkacaktır cevabımız C. Bakın fark ettiyseniz teker teker A'yı B'yi bulmaya çalışmıyorum. Zorla kalmadıkça bunu yapmam. Mümkünse direkt isteneni bulmaya çalışırım arkadaşlar. Devam ettim. Sonraki örneğimizde. Hacmi 128 santimetre küp olan bir kare dik prizmanın yüksekliği tabanının bir kenarının iki katı kadar uzunlukta olduğuna göre alanı kaç santimetre? Ne diyor? Şimdi bu sefer elimde bir kare dik prizma varmış. Düzgünce bir çizelim. Kare dik prizma. Şöyle bir cismimiz var elimizde. Hacmi 128. Of, keşke doğru bassaydım. Arkadaşlar. Şimdi kare dik prizma dediğine göre burası AA, burası H. Bütün prizmaların hacimleri taban alanı çarpı yükseklikte A kare çarpı H. Bu kenarda dursun. Neymiş? 128. Kare dik prizmanın yüksekliği tabanın bir kenarının iki katı. Yani H 2A kadarmış. O zaman A kare çarpı 2A eşittir 128. A küp eşittir 64. A eşittir 4. Alanını soruyor. Alan neydi? Toplam alan. İki tane taban alanı artı yan alan. Yani taban alanı A kareden 16 artı yan alan taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 4 çarpı 4'ten 16. Bir de yüksekliğimiz var. 2A kadar yani 8. 16 çarpı 8. Buradan 8 tane 16 buradan var. 2 tane 16 da buradan. 10 tane 16 yani 160 santimetre kare. Benden istenen yanıt olacak arkadaşlar. Cevabımız. Devam ettim. Taban alanı 18 santimetre kare, yüksekliği 6 santimetre olan bir üçgen dik prizmanın. Bundan sonra üçgen demesine bile gerek yok. Dik prizmanın dediği anda üçgenin hiçbir anlamı yok bu soru için. Taban alanı çarpı yükseklik 18 çarpı 6 bana istediğim cevabı verecek. Bu da 108 santimetre küptür arkadaşlar. Devam. Çevresi 12 santimetre olan eşkenar üçgeni taban kabul eden. O zaman eşkenar üçgeni taban kabul ettiğine göre hadi şöyle yapalım. Tabanın bir kenarı 12 bölü 3'ten 4 santimetre. Tabanın bir kenarı. Yan yüzlerinden birinin alanı 20 santimetre. Arkadaşlar şimdi şekli çizeyim daha güzel görelim. Üçgen dik prizma. Eşkenar üçgen. Şimdi şöyle gösteriyorum. Şöyle çizdim. Aslında şurayı kesik kesik çizelim. Yan yüzlerinin her biri dikdörtgendir. Yan yüzlerinin her biri dikdörtgen. Tabanın bir kenarı 4. Şimdi dikdörtgen olduğuna göre bu alan 20 olacaksa demek ki bu ayrıtın uzunluğu 5'tir. Yani yüksekliğimiz 5 geldi. Hacmini soruyor. Taban alanı hacim. Taban alanı a kare kök 3 bölü 4. 16 kök 3 bölü 4. Çarpı yükseklik. Buradan burası 4 kök 3 geldi. 20 kök 3 benden istenen cevap olacak. Cevabımız Adana Tek. Devam edelim. Şekilde dikdörtgenler prizmasında 4, 5. Prizmanın alanı 220 olduğuna göre hacmi kaç santimetre? Şimdi şuraya A diyelim, X diyelim, bir şey diyelim. Ne söylüyor bana? İki tane A çarpı 5 artı A çarpı 4 artı 5 çarpı 4 eşittir 220'ymiş. Son 2 ile sadeleştirdim hemen 110. Şurası 9A artı 20 110 olsun diye 9A 90 A da 10 geldi. A'mız 10'sa hacmimiz ne? ABC 10 çarpı 5 çarpı 4'ten 200 santimetre. Benden istenen cismi hacmi oluyor.
Durmak yok, yola devam. Şekilde yüksekliği 8 santimetre olan kare dik prizmada AG 12. AG 12. Bakın şurası 8. Hemen yine temel diklikte öğrenimi kullanacağım. E ile G'yi birleştiriyorum arkadaşlar. E ile G'yi birleştirdiğim zaman şu arkadaş bir doğru AE doğrusu taban düzlemine dik. O zaman bu düzlemdeki her doğruya dik veya dik durumludur. Burada da kestiği bu noktadan geçen her doğruya diktir. Kare prizma olduğuna göre, şimdi şurası 8, AG 12, buraya x diyelim. 8'in karesi artı x kare eşittir 12'nin karesi. Hesap kolay. Şöyle yapamadım. Hesap kolay olduğu için hesaplıyorum. Yoksa 2 kare farkı falan kullanabilirim. X kare eşittir 144 eksi 64. X kare eşittir 80. Bu durumda x eşittir 16 çarpı 5 diye 4 kök 5'tir. Şurası 4 kök 5. Benden tabanın bir kenarını istemiş. Taban kare olduğuna göre bu yüzey köşegeni a kök 2 olacak. A kök 2 eşittir 4 kök 5 ise a eşittir 4 kök 5 bölü kök 2. Kök 2 ile genişletirsem 4 kök 10 bölü 2'den 2 kök 10 olarak taban ayrıtımız çıkacaktır. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Devam ediyorum sonraki soruyla. Hacmi 150 cm küp olan şekildeki dikdörtgenler prizmasında HK 4KG. HK 4KG. KG K ise HK 4K. Tamam. Buna göre AKX nedir? Bakın arkadaşlar, şurası 3. Burası 5. Hacmi de 150'ymiş. Yani 5K çarpı 3 çarpı 5 eşittir 150. Buradan 15 ile sadeleştirdim. 10. K dediğim arkadaş 2 çıktı. Demek ki şurası. Burası 2. Şimdi gelelim şuraya. E ile K'yı birleştiriyorum arkadaşlar. Yine kesik kesik birleştirelim. Yeşil kalsın. E ile K'yı birleştirdim. E ile K'yı birleştirince ne oldu? AE, EK'ya dik oldu. Burası zaten dikdörtgen olduğu için 3'e 8'e Pisagor 64 artı 9 73 kök 73. Sıra buraya geldi. X kare eşittir 25 artı 73. Bu da arkadaşlar x kare 98 x eşittir 49 çarpı 2 diye 7 kök 2 olarak bulundu. Cevabımız nedir? Geldik sonraki örneğimize. 11. sorumuz. Farklı üç yüzünün alanları sırasıyla böyle olan dikdörtgenler prizması. Benzer soru çözdük aslında. AB eşittir. Mesela şurası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. A çarpı B. Bu da A. Bu da B. AB 72. AC 24. BC 36. Bakın teker teker bulmaya çalışmıyorum. Hepsini çarptım taraf tarafa. A kare, B kare, C kare geldi. 72 kare sayılar. 6'nın karesi çarpı 2. 24. 24 ne olur? 4 çarpı 6. Hadi onu da 2 çarpı 3 yazayım. 36 da 6'nın karesi. Bu durumda A, B, C çarpımı. Şu 6'nın karesi dışarıya 6 diye çıktı. Bu 6'nın karesi dışarıya 6 diye çıktı. Bunlar gitti. Kök dışına çıkardım. Şurası 16 karekök dışına 4 diye çıkacak. İçeride bir tane kök kaldı arkadaşlar. İstenen cismin hacmi 36 144 kök 3 olarak bulundu. Cevabımız Ceyhan. Devam ediyorum. Ayrıt uzunlukları 6 8 12, 6 8 12 olan dikdörtgenler prizmasında alan ABK nedir? Arkadaşlar bunu birkaç sefer konuştuk. Karşılıklı yüzey köşegenlerini, bakın AH'yi ve BG'yi ayrıtlarla birleştirdiğimde oluşan dörtgen ne kadar benzese de benzemese de kesin ama kesin bir dikdörtgendir. Yani ABHG şekli, böyle çizeyim onu dışarıya.
A, B, E, G şekli. Kesinlikle bir dikdörtgendir. Bunun HG kenarı üstünde herhangi bir K noktası almışım. Herhangi bir nokta almam alan anlamında hiçbir şey fark ettirmiyor arkadaşlar. Sebebi şu. Bu noktayı HG üstünde istediğiniz yere kaydırabilirsiniz. Her zaman dikdörtgen alanın yarısı olacak. Şurası 12'ymiş. Geldik buraya. DG'ye. 6, 8. Yine Pisagor'dan. 10. Burası 10. Demek ki ABK üçgeninin alanı, alan ABK eşittir alan ABHG'nin yarısı ve 12 çarpı 10 bölü 2'den yanıtımız 60 santimetrekare olacaktır. Cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar. Evet, dikdörtgenler prizmasının da son sorusuna geldik arkadaşlar böylece. Çekirdekli dikdörtgenler prizmasında GF2, GF2, BF2 kök 2, 2 kök 2 olduğuna göre boyalı üçgenin alanı kaç santimetrekaredir? Hacmini vermiş. 2, 2 kök 2 çarpı 3. ayrıt yani HG ya da EF uzunluğu A diyelim ona eşittir 32 santimetre. 4'e böldüm 8. 8'i kök 2'ye böldüm. A 4 kök 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi bakın. Basitçe şuna bakıyorum arkadaşlar. Burası dik, temel diklik teoremi. 2 kök 2 ise karşısı 2 kök 2. Bana sadece şu uzunluk lazım. EG uzunluğu. Tabanın yüzey köşeleri. Neden lazım o? Şundan dolayı lazım. 4 kök 2 dik üçgen var burada. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2. Şuradaki Pisagor'u kullanıyorum. EHG'deki. 2'nin karesi 4. 4 kök 2'nin karesi 32. Topladım 36. 6 geldi. Alan AEG. Beyaz eşya reklamı gibi oldu. 2 kök 2 çarpı 6 bölü 2. Dik kenarlar çarpımı bölü 2'den. 6 kök 2'dir. Evet arkadaşlar, cisim tekrarımızda böyleydi. Unutmayın, çok zor bir şey değil. Sadece dikleri görmek, bunları fark etmek, var olan bilgilerinizi kullanmakla alakalı bir şey. Prizmalarda çok büyük bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.